Merhabalar. Konumuz tetik parmak. Tetik parmak el parmaklarında görülür. Özellikle avuç içi bölümünde parmağın hareket ederken avuç içinde bükücü tendonlarında birinde sıkışma sonucu oluşan avuç içinde ağrı, şişlik, kitlenme gibi durumlarla kendini gösteren bir durum. Tetik parmak en sık olarak elini çok sık kullanan kişilerde görülür. Özellikle bilgisayarda iş yapanlarda, ağır iş yapanlarda, eliyle ağırlık taşıyanlarda sık görülmekle birlikte bazı özel durumlarda, tiroid hastalarında, şeker hastalarında, diyabet hastalarında ve romatizmal hastalıklarda çok sık gördüğümüz bir durumdur. Hatta normalde bu hiçbir risk faktörü olmayan hastalarda da olabilir. Onlarda mesela tek parmakta görülürken bir takım iltihaplı romatizma hastalığı olanlarda bir elde 2-3 tane de olabilir. Elde de en sık tuttuğu parmaklar yüzük parmağı, orta parmak ve baş parmaktır. Öteki parmaklarda da olabilir ama en sık buraları tutar. Tetik parmağın belirtileri avuç içinde olur çoğu zaman ama ileri evrede avuç içinden başlayan sırta vuran da bir ağrı olur. Peki nerede olur elde? Tam şu kıvrımda değil de avuç içindeki şu kıvrımın seviyesinde olur. Tam burada koldan gelen kaslar tendonlaşmaya başladıktan sonra tam şu bölgede, burası tarak kemiklerinin bittiği ve parmak ekleminin başladığı yerdir. Tam o bölgede bir makara sistemi var. Buna A1 pulley diyoruz. Bu makara sistemi bazı durumlarda çok kullanım bağlı, şeker hastalığında, iltihaplı romatizmada, romatoid artritte kalınlaşıyor. Kalınlaşınca ne oluyor? İçerideki tendon hareket edemiyor ve kilitleniyor. Yeri de tam dediğim gibi avuç içinizin parmağa yakın olan kısmında. Burada bir çizgimiz var. Bu çizgimizin görüldüğü gibi hemen hemen üzerinde olur. Tanısını nasıl koyuyoruz? Bir röntgen, MR falan istemeye gerek yok. Ama ayrıca tanısı yapmamız gereken durumlar olabilir tabii ki. Ama tetik parmağın tanısını fizik muayeneyle ve hastasını dinleyerek yani hikayesini alarak da koyabiliyoruz. Merhabalar, tetik parmak tedavisini konuşacağız. Önce basitten başlıyoruz. Atelleme yapıyoruz. Yani parmağı belli bir pozisyonda tutup kısa süreli sabitliyoruz. Doktorunuza danışarak ağrı kesici kullanabilirsiniz. Üçüncüsü en çok yaptığımız şey ultrason altında kortizol injeksiyonu. Ultrasonu kullanıyoruz çünkü eğer kortizolün tendona gelmesini istemiyoruz, zayıflatabilir, koparabilir diye. Onun için tam sıkıştığı bölgeyi buluyoruz ultrasonla birlikte. Oraya bir kortizol injeksiyonu yapıyoruz. Peki geçti mi? Çoğu zaman iyi cevap veriyor kortizol injeksiyonuna tetik parmak hastalığı. Ama bir takım durumlarda da geçmiyor, ameliyata doğru gidiyor. Tetik parmağın ameliyatında oradaki sıkışan kılıfın o bölgesini açıyoruz. Boylu boyunca bütün tendonun kılıfını açmıyoruz. O seviyedekini açıyoruz. Tetik parmak ameliyatını yaparken parmağın damar ve sinirinin hasarlanmaması gerekiyor. Bunun için de bütün kolun kan akışını ameliyat süresi boyunca kesiyoruz. Bunu turnike dediğimiz yöntemle yapıyoruz. Kanı boşaltıyoruz. Bir bandajla, özel bir esmark bandajı ile ve kola tansiyon aleti gibi bir manşon bağlıyoruz. Onu 250-300 mm civaya şişirip kan akımını kesiyoruz ki o küçük sinirleri görelim, onlara zarar vermeyelim. Ameliyattan sonra hareket başlıyoruz. Sakın omuzunuzu, dirseğinizi, el bileğinizi hareket ettirmemezlik yapmayın. Hareketsizliğe bağlı sorunlarıyla uğraşmamak için el bileğinizi, elinizi, dirseğinizi, omuzunuzu hareket ettirin. Doktorunuza danışın. Çünkü ameliyat sonrası fizyoterapisi, fizik tedavisi farklı olabilir. Ben ama erken dönem hastanın özellikle ilk 3 gün buz tedavisiyle ödemini, ağrısını kontrol altında aldıktan sonra daha erken de başlıyorum. Pasif hareket dediğimiz yüzük parmağımız ameliyat oldu. Bunu öteki eliyle hastaya göstererek şu şekilde oynatmasını istiyorum. Biraz ağrısı rahatladıktan sonra 3. 4. günde de parmak kaydırma. Şunları, şu hareketleri veriyorum. Çünkü bazen
istenmeyen olarak yapışabiliyor. Parmak sertliği gelişebiliyor ameliyat yaptığımız hastalarda. Bunun da engellemenin en iyi yolu erken hareket vermektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.